Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Medrese ve aile sistemi üzerinden hafızlığı değerlendirdiğimiz video serimizin 5. videosunda sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenlerimiz. Ey hocamız tekrardan efendim kendisiyle buluşmak suretiyle meseleleri derinlemesine konuşmaya, takım problemlerimizi halletmek veya halledilmesi konusunda az da olsa bir yardımcı olma noktasında müzakere yapmak üzere aramızda ee, hocam hoş geldiniz hoş bulduk hocam şeref verdiniz ben nasılsınız hamdolsun sen nasılsın Allah razı olsun, Allah razı olsun. teşekkür ederim sağ olun evet hocam yorumlar var hocam evet buyurun yorumlar çok kalite, yani diğerlerine kalite istemiyorum Allah razı olsun denilen çok dua falan çok ediliyor. Bir de beraber de sorular çok gelmiş. Evet. Ben de o aralardan e, soruları böyle birkaç ile birlikte cem edip aslında birleştirdim. Yani soran, soru soran herkes aslında cevabını almış olacak ama soru sorduğu cümle üzerinden almayabilir. Evet. Birleştirerek de cevap O da her önemli herhalde hocam. Yani, yani Arar çünkü. İnsan sorduğu sorunun birebir böyle karşılık cevabını bekliyor ama aslında evet. belki video içerisinde çok ciddi bir akış sağlandığında Cevap var yani videonun içerisinde. Tabii zaten soruya odaklanmasa dinleyen, hani sorun nerede, sorun nerede diye odaklanmazsa zaten altyapıyla birlikte hani soruyu da cevabı da zenginleştirmek adına altyapı yapıyoruz ya. Evet. Aslında en son yani aslında temenin akışkan bir şekilde dinlense Hı. cevaplar bulunuyor. Hatta ben şöyle kendimde de buluyorum. Ne zaman bir eğitimi, sohbeti farkımız akışkan bir şekilde dinlesem yani bazen sohbetin başından, ortasından, sonundan birçok şey birleşip benim derdime derman oluyor. Evet. Şey gibi bu yemeğin neresinde bereketi belli değildir. Evet. Hani komple komplesihiriz. Aynen onun gibi ben kendim biliyorum. O yüzden öyle de alışkanlık edinmişim. Tavsiye de ederim. Yani komple alım açık olarak dinlensin. Zaten hatta sorduğu soruyu bile unutsa bence varsa cevabı. Bazen şey de oluyor. Verdiğim cevabın içinde de cevap olmuyor. Başka bir yerden de cevap yakalayabilir. Herhalde soru sormak ilmin yarısıdır. E, şeklinde bir mesele var ya hocam. Kesinlikle. Belki de burada e, soru sorulduğunda ve bir soru soruyorsunuz. Belki 10 tane cevap alıyorsunuz. Kesinlikle. Kendi cevabınıza odaklanmadığınız müddetçe. Bunu böyle belki değerlendirin. Bir de bir ustanın meşhur bir sözü var hocam. E, gerçek bir usta sorunu elinden alır. Daha kaliteli bir soru verir diye. Çünkü, Çünkü baktığımız zaman bizim tüm sorularımız gerçek soruyu örten sorular. Evet. Aslında sorunun kalitesi arttıkça derinleşiyor mu anlamına gelir ama biz illa cevap peşinde koşarsak o da sıkıntı. Aslında şunu de desek daha mı iyi olur acaba ne dersin? Hani sorun ne kadar kaliteli hale geldi? Evet. Hani bu semineri eğitimi dinledim, ist istifade ettim hamdolsun. Peki şimdi kendime bir soru ol soracak olsam daha ne kadar derin bir soru sorabilirim? Belki de kazanç güçlü sorular elde etmekten yani, yani bundan bakınca. Yani özetle bu caizdir veya değildir şeklinde bir fıkhi sorunun cevabı gibi değil. Değil hocam. ki Basit bir şekilde cevap evet. vermek kolay değil. Aslında evet. güzel güzel bir ayrım olur oradan hocam. Şimdi somut bir konunun cevabı fıkıh bile kadar ayrıntılı baktığımız zaman somut konu ama bir su bahsine bir giriliyor hocam. Çıkılamıyor biliyorsunuz. Evet. Hele ki bu soyut bir konu olunca şu da yok. Kafamızda karşılığı yok. Eğer yaşamışsan var. Yaşadın diyelim yetmez. İçgörü sahibiysen var. Ne demek bu? Dinlerken ben kendimi mi analiz ediyorum? İnsan en güçlü kişi, en güçlü dinleyici hani iç görüşü en sağlam kişi dinlerken kendini analiz edebilendir. Bir tık ilerisi dinlerken sevdiklerini analiz eden, sevdikleri üzerinden kendini analiz eden bir tık üstü dinlerken kendini boş verip hani kime e, kitlendiyse ya da mesela bak işte gördün mü benim kocamın problemi ya da bu karımın problemi evet. benim çocukta bu problem var diyen yani bir üst level. Daha bir üstü şey yani ne anlatıyor yani ya? karma karışık gibi. Dolayısıyla <laughs> evet. umarım yani temennim duvam şey olsun. kendimize dönüp kendimizi analiz etmek, kendimizi derinleştirmek olsun. Niye? Genelde sorular da o merkezde. Mesela diyor ki çocuğumla ilişkimde çocuğumu nasıl derinleştiririm? Çocuğumuzu biz derinleştiremeyiz hocam. Biz derinleşiriz. Sorularımız derin olur. Öteki türlü şey gibi. Ben şu örneği özellikle kullanıyorum. Hani bazı teknikler vardır. Eleştirmiyorum da hani iletişim teknikleri, NLP teknikleri vesaire vesaire, vesaire bir sürü bir sürü eğitimler var. Şimdi bu eğitimler insanı insan anla kuvvetlendirir. Çok güzel e, insanlara seminer anlatabilirsin. Ama gerçeği insanın hani öğrenmeyi öğrenme dedikleri, insanı e, o bilgiyi kullanıp kendini derinleştirmesi, kendini e, hani kendini bilen Rabbini bilir. Bir ben vardır benden içeri. Yani buradaki mevzuyu kavramak adına insanın kendini seyretmesi öğrendiğinde asıl öğrenme şekli budur. O yüzden insan derinleşince zaten sorduğu soru o kadar derinleşiyor ki otomatikman kendi de fark eder bunu. Bir kere çocuk muhatabı, çocuk savunmada kalmaz. Çocuklar çünkü hep ebeveynleri, uyaran ebeveynler ya da uyaranlar olunca çevresinde çocuk bir şekilde gardını alıyor. Mesela bu, daha bugün gördüm hocam. Mesela ebeveyniyle geldi. Konuşuyoruz. Hafızlık yapmak istiyor. Diyor ki her gün diyor toplantı yapıyoruz diyor mesela. Ne toplantısı yapıyorsunuz diyorum. İşte kursa gidiyorum. Kursa ders çalışmıyorum. Eve geliyorum. Annem babam alıyor beni karşısına. Bir buçuk saat toplantı yapıyoruz. Anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Yani siyaseti de çocuk hissediyor. Mesela çocuğa siyaset yapılıyor resmen yani. İşte oğlum biz seni çok seviyoruz. Sen şöyle seviyorsun. Size... Çocuk biliyor arkasından ne geleceğini. Hani koşullu bir takdiri de fark ediyor. E sonra ne oluyor diyorum. Ertesi gün ne oluyor? E aynısı oluyor. Gidiyorum senin ebeveynin görmüyor mu ki? Ya ne yaparsak aynı sonuç veriyor. Niye aynısını yapıyoruz demiyorlar mı diyorum. Yok diyor alıştılar herhalde. De, hep aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar zamandır değil mi? Hafızlığa başladığından beri her tüp toplantı oluyor. hep toplantı günden belli. Anne baba sanki sanık var karşılarında. Dolayısıyla o sana sorgu soruyorlar. Sorgulama. Sadece daha kibarı. İşte oğlum işte hafız olman lazım biliyorsun. De ders yapamıyorsun. Bak ders yapmalısın. Ders yap da işte şöyle şöyle olsun. Böyle olsun. Çocuk en son ağlamaklı oldu. Baskı altında hissediyorum dedi yani. Yani gözü yaşlı bir şekilde söyledi bunu. Baskı altında ne hissediyorum. Şey çocuğun? Bu çocuğun yaşı 14 yaşında. Aman. Baskı altında hissediyorum dedi. Yani dayanamıyorum. Sonra baktım. Çocuğa birkaç soru soruyorum. Böyle yapıyorum mesela. Örneğin e, dün ne yaptın diye sordum. Dününü anlat. Annesine bakıyor cevap verirken. Farkında bile değil. Niye ikincileşmiş? Yani annesi o kadar çok annesi tamamlamış ki kendisini. Yani annesinin yanında ayrı bir varlığı yok. Dolayısıyla bir şey oluyor değil mi anne? Dönüyor annesine soruyor böyle. Hep annede yani. Farkında olmadan annesinin baskısını da çekecek duruma gelmiş. Yani sistem öyle bir döngüye dönmüş. Anneye bakıyorsun şöyle. Mesela çocuk bir şey anlatıyor. Anne böyle. Böyle yapıyor. Çocuk yanlış anlattıysa böyle yapıyor. Falan hani kendi kendine benim, benim muhatabım değil. evet. ben çocukla konuşuyorum ara. E baba da sen baba da şöyle yapıyor mesela. Böyle hani şey gibi. Çocuk işte ne anlasın işte hocam hani böyle yapıyor sonra. Hani anlatabildim şu en son bir şey oldu. Dedi ki, e, biraz yanlış anlatıyor hocam dedi düzelteyim mi dedi. Yok dedim çocuk hissettiğini anlatıyor. Nasıl yani dedi? Çocuk için hissettiği gerçektir. Senin söylediğin değil. Hı -hı. Nasıl yani konu böyle diyor. Konu senin dünyanda böyle. Ve senin konunun bütünleşmesi için 20 yıllık, 30 yıllık bir arka planda şey var fotoğraflar çekmiş, beynin eşleştirmeler yapmış. O konuyu somutlaş bir de anlam yüklüyorsun. Bu çocuk derdim 14 yaşında. Sen diyorsun ki bu konu böyleydi. Hayır çocuklarda his merkezli hareket et. Konu merkezli değil. Sonra şuna düşüyorsun işte. Dün konuşmadık mı seninle? E, bak dün konuştuk yine yapmadın. İyi de çocuk konulardan anlamaz ki. Daha çok sözünde durmaz. Daha çok yalancı olur. Senin de sadizmin tetiklenir. Çocuğa bağırıp çağırır. Sürursun. Ama el, el sıfır olur. İlişki kur diyorum yani his, hislerine odaklan, hislerine odaklan. Bu da az önceki soruya da Söylediğinizde ben şunu daha net bir şekilde anlamış oluyorum Tabii. yani evet, hocam. O da şu yani hafızlık eğitiminde çocuk üzerinden hep meselele değerlendiriliyor. Genelde aileler şöyle bir aileyle karşılaştınız mı mesela bu zamana kadar yani hani mutlaka karşılaşılmışsın ama yüzdeye vurduğumuz zaman da çocuğuna hafızlık eğitimi aldırıyor. Size müracaat ettiğinde çocuğuma hafızlık eğitimi aldırıyorum ama bu noktada kendimi nasıl gelişletmem lazım, ilerletmem Hı. lazım. Nasıl? Bunu değil de genelde hep çocuk üzerinden soru soruluyor. Burada da temel problem bu aslında hafızlık eğitimi anne babayı da eğiten ve çocuğu da eğiten bir süreç. Yani anne baba burada kendileri üzerinden hiçbir zaman meseleyi değerlendirmiyorlar. Çocuklar üzerinden değerlendiriyorlar. Dolayısıyla kendilerini doğru kabul ettikleri için çocuğu mahza yanlış kabul ediyorlar. Kesinlikle. Yani problem burada hani bunu belki özellikle seyircilerimize üzerine hani vurgu yaparak, ifadeniz üzerinden yola çıkarak. Yani siz de hatalı olabilirsiniz. Bunu bilin. Bugün öyle güzel. Bugün bir anne geldi. Dedi ki aynen şöyle yaptı. Aslında bu direkt bariz örneği karşılıyor bence. E dedi ki benim dedi kızım dedi. Yani ne, hocam dedi utandım. Hani telefonuna bakınca utandım. Konuyu biraz değiştirerek anlatıyorum ki kimse üzerine alınmasın diye. Yani özelliğim var. Mesele böyle şeylerin olduğu yani. Hmm. Utandım, kendimi mahcup hissettim, rezil hissettim. Benim kızım nasıl böyle biri olabilir? Hani kızından utanmış açıkçası. Dedim kızından niye utanıyorsun? Ne demek niye utanıyorsun canım? Yani gördüğüm şeyleri bir görseniz, yazışmaları vesaire vesaire vesaire. Ben de dedim ki ona, bak sana bir şey söyleyeyim. Ee, kızına meydan okuyorsun, baskı yapıyorsun ya, basit dedim. E, kızın dedim senden ayrışmak için senin zıttın olmak zorunda kalır. Daha çok hmm. konuşayım dedim yani. Sen beyazsan ee, senin kızın senden ayrışmak için siyah olmayı tercih eder İşin tam bu noktasında dedim ki suç kimin yani kızın ne kadar suçlu yani kızının kızının dedim suçladığın konu aslında baktığın zaman senin bastırdığın şeyi de yansıtıyor kız Bir de buradan bak onu da geçtim hani e, aslında sen de bir rol oynuyorsun kızının böyle olmasında farkında mısın nasıl yani mesela e, kız çocuğu annesiyle ilişkisinde yani bilin diye söylüyor bilinsin diye söylüyor Mesela kız diyor ki ben diyor aseksüelim diyor mesela. Ne demek? Ben diyor e, bedensem daha az alamıyorum ama erkekten alabilirim, kızdan da alabilirim. Bunun aktifi var, pasifi var. Yani cinsel meyilimin farklı oluşundan bahsediyorum. Mesela diyor ki ben diyor bence e, şeyim diyor işte kadın bedenine girmiş bir erkeğim diyor mesela. Ben diyorum ki yani yani olur olmaz tartışmıyorum ama sonuç böyle şöyle bir şey de var diyorum. Hani elindeki delilleri almak istemiyorum ama daha doğru bir şekilde varlığını bulmaya odaklan. Çünkü bir kız çocuğu örneğin bir kız çocuğu eğer annesinden çok baskı alırsa ya da annesi çok duyarsızsa anne modelini bir kızda gördüğünde bir kızdan hoşlanır. Bir kızdan hoşlanır ama annesini onda bulduğu için de hoşlanabilir. Bu onu dedim lezbiyen yapmaz. Hı hı. Diğer taraftan bir erkek aynı zamanda e, baktığı zaman ilk görüşte bir kıza aşık oldu diyelim. Tanımadı etmedi. Nasıl aşık oldu bu? E, baktığın zaman o kızda da mimiklerinde vesaire aradığı bir boşluğu yansıttı kız ona. E yine sevmiş sayılmaz. Yani şunu demek için söylüyorum. Hani cinsel anlamda tercihlerimizin bile ya da e, sapkın anlamda e, bir şekilde sapkınlaştığımız yönlerimizin bile temelinde anne babanın rolü var. Hani kim ne kadar masum kalabilir ki demeye çalışıyorum. Hı -hı. Buradan tabii çocuk da anne babaya sorumluluk atmamalı. Anne babada çocuğa niye? Buradan yürürse hava anamıza kadar gidiyor zaten. Evet. Buradaki mesele şu. Allah bizim gölgemizde hediyeleri saklamış. Yani ne demek bu? Hadis-i şerifte de var. Hani e, bir kişi cahiliye dönemindeki ne kadar şey? Neydi o hocam tam olarak? Kıyar <laughs> hukum <laughs> fil <laughs> cahiliye. Cahiliye de seçkin olan İslam'da da seçkin. O noktada seçkinleşir. Dolayısıyla baktığımız gölgemizde armağanlar gizlidir. Zayıf yönlerimizde saklıdır güçlü yönlerimiz. Mesela anne babamızla hesaplaşmayı kesmek. Ya da anne babanın çocuğuyla hesaplaşmayı kesmesi. Çünkü çocuk anne baba resmen hani dönüş yapmayı anlatmıştım ya. Mesela ben 20 yaşımdan önceyi doğru kabul etmiyorum diyelim. Ben farkında bile olmadan benim çocuğumla olan ilişkimde çocuğumun ilerlemesini isteme sebeplerinden en önemlisi bilinç dışında benim 11 yaşımı tamir etmem. 20 yaşına o giden o süreci çocuğumla tamamlamak istiyorum. Geriye dönüp orayla da barışmıyorum. E çocuk bunları hissediyor. O samimiyetsizliği hissediyor toplantı mevzusundaki gibi demeye çalışıyorum. Çocuk her zaman hisseder hocam. O yüzden çocuklarla merkeze dönersek iletişim kurarken his odaklı iletişim kurulur. Yetişkinle konu odaklı iletişim kurulur. Aslında bu bir ipucu sayılır değil mi hocam? Evet, tabii. Şunu sorabilir miyim hocam? Yani burada mesela o ailenin toplantı yapıyor olması acaba şuna mı işaret? Yani bu aile kendi kafalarından bunu çıkarmadılar da yarım yamalak falancanın kitabını okudular. Filancanın videosunu gördüler ve kendilerince bir çıkarım yapıp çocuğa böyle faydalı olacaklarını düşündükleri için mi böyle yapıyorlar acaba? Yani buradan şuna geliyorum. Bu noktada böyle yarım yamalak bir eğitim almaya çalışıyorlar. Hocam ne oluyor biliyor musun? Güzel söyledin. Mesela bizde şöyle bir şey meşhur. Eğitimle kendini insan, eğitim de değil, seminerle insanı kendini geliştirmeye çalışması. Evet. Yani seminer dönüyor insan, seminer sonra oluyor, alıyor onu uygulamaya çalışıyor. Yani bu dünya, yani bu çok büyük bir yanlıştır. Her şeyin bir yani öğrenme usulü vardır. Bugün hadis bile öğrenmeye çalışsan internetten hadis öğrenip usulü hadis öğrenmiş olmazsın. Hmm. Ya da onun bir sürü bir sürü yöntemleri var arka plan Yani kendi içinde hadisi sindirmen, bunun yöntemini bilmen, kendine uygun hale getirmen, hani neye nasıl bakmam gerekir, bunların hepsini öğrenmen gerekir. Ama bizde de öyle bir şey var. Mesela genelde oluyor. E, hocam diyor, daha bak yine yakın zamanda. Mesela diyor ki ben diyor namaz diyor şöyle bir şey oluyor. Hocam namaz kılardım diyor. Sonra bir bir cemiyete dahil olmuş. Şöyle denmiş mesela Allah demiş kişi bak yani doğruyu yanlış şekilde kullanma sanatı diyelim. Allah bir kulunu eğer huzuruna istemezse namaz isteğini alır. Şimdi bunu kime dediğin çok önemli hocam. Bunu sen ona dememelisin. Yani çünkü neden? Yani zaten suçluluk hissiyle büyümüş. Yani kibirli mi birli değil. Yani affedersin böyle uç nokta bir narsizmi yok. Hani mağdur, mazlum bir bir yapısı var. E ona şunu, bunu dersen şöyle algılar. Zaten çocukluk itibariyle anne babası hep ödül ceza, devamlı suçlu hissettirme, takdir etmeme gibi olunca ne anladı o da? Diyor ki Allah beni istemiyor demek ki. Heh, buyur buradan yak. Yani bunu anlar tabii ki. Yani ona bu, böyle mi anlatmalısın? Ama şöyle anlatınca iş değişiyor. Mesela yani diyorsun ki senin çocuğun, mesela çocuğun üzerinden örnek veriyorsun. Diyorsun ki senin çocuğun diyorsun, ee, sana diyorsun ne yaparsa yapsın, sana ne yaparsa yapsın. Çünkü o yumuşak kalpli bir anne, ona bunu söyleyebilirsin. Senin çocuğun diyorsun sana gelse bir sürü hata yapsa, gözünün içine baksa, dese ki hani beni sevmene ihtiyacım var dese ne yaparsın dedim. Sarılır mı ona diyor. İşte diyorum bak bu Allah'a ait. Bunun aslı Allah'ta diyorum yani oradan yürü. Deyince öyle midir diyorsun. hadis şerif söylüyorum. Hani hadis-i şerifler var. Anne de olan bir anne nasıl kadar severse işte Allah kat 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 daha çok sevinir kaybeder hani bir kul bir kul kendine geldiğinde mevzuları baktığımız zaman hani nabza göre şerbet de vermiyoruz. Bunu kime söylemen lazım peki bunu? Bu kime söylenir? Yani şöyle siz giden siz giderken biz geliyordur geliyorduk diyenler vardır. Hani biraz e, tokatın müstahak olduğu insan cinsi de vardır hocam yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla onda iş görebilir bu. Hani bir, bir hikaye var hocam biliyorsunuzdur. Bir tanesi hani böyle kibirli bir adam. Demiş ki bir arkadaşına yani böyle derviş bir arkadaşı varmış. Demiş ki beni demiş Allah bana bir Allah dostu göster demiş. Ben anlarım Allah dostunu görünce anlarım demiş. Bu da halinden anlamış bu kibirli arkadaşının. Götürmüş onu bir kumaşçıya. Bu da şöyle yapmış. Şu kumaşı beğendim demiş. Kestirmiş. Şunu da beğendim. Şunu da beğendim. Adam bütün kumaşları kestirmiş. En son demiş ki hiçbirini almıyorum. Adam da demiş ki siz bilirsiniz efendim demiş. Şimdi kibirli insan da dışarı çıkınca dervişe dönmüş demiş ki bu Allah dostu demiş tamam mı? Şimdi dervişin de zoruna gitmiş bu durum. Çünkü bu Allah dostu neye göre diyor? Onun nefsine dokunmadığı gibi hürmeti şanına yaptığı için Allah'ın değil de onun karşısında boyun eğdiği için kendine olan boyun eğikliğine bakarak Allah dostu diyor. Derviş uyanık tabi Gel diyor seni bir Allah dostuna daha götüreyim. Onu bir karpuzcuya götürüyor. Karpuzcuya götürünce aynı adam bu kez karpuzcunun Allah dostunu test edecek. Şu karpuzu diyor keser misin? Kesiyor. Beğenmedim diyor. Şunu kes, bunu kes. Karpuzların hepsini delikle deşik getiriyor diyor ki sonra arkasını dönüyor. Ben almayacağım hepsi, hiçbirini. Karpuzcunun ensesine bir koyuyor, bir kaldırıyor böyle havaya. Diyor ki orada haberleri de yok tabii söylenmiş. Ben diyor kumaşçıya benzemem. Hmm. Yani seni ezerim diyor bu karpuzların parasını ver. Şimdi dolayısıyla baktığın zaman iki tane yaklaşım. Celal sıfatı, Cemal sıfatı. Şimdi burada baktığın zaman hani orada bir art niyet var. Art niyetli birisine söyleyebileceğin söz var. Diğer taraftan art niyetsiz, masum, berrak, mazlum birine söyleyeceğim bir laf var. Kişiden göre, kişiye göre değişir. O yüzden biz bilgiyi böyle eğitimlerden, isimlerden topluyoruz. Usulünü bilmiyoruz. Hani ilmin usulü gerekir hocam. Usulsüz ilim olmaz. Zaten usulsüz usul olmaz. Hani meşhurdur. usul ne demek? Kavuşmak demek. Usul yoksa kavuşamazsın. Dolayısıyla bizim usul yok. Usulsüz ilim öğrendiğimiz için de e, ne oluyor? çöplükten bilgi devşiriyoruz. İnternetten bilgi kirliliği. Yani İslam'ı oradan öğreniyoruz, siyaseti oradan öğreniyoruz, kişisel gelişim oradan. O hale gelmişiz hocam. Mevlana'nın sözlerini alıyoruz. Hani flörtleşmede Mevlana'nın sözleri havada uçuyor. Yani flörtüne laf atacak Mevlana'nın Allah'la ilişkisindeki cümle alınıyor falan. Şemsi Tibriziler. Yani tamamiyle böyle bir durumda e, hakikat o e, hakikati içinde barındıran kelime var ya hocam. O bile kendini kapatır açmaz zaten. Yani doğruyu duyarsın ama yanlış bir edeple duyduğun için kelime aynen doğru gelir sana. İçindeki anlam sana kendini açmaz. Sen kendi travmanla kelimenin anlamını doldurursun. E, sapıtırsın sonra hocam. O yüzden şöyle bir bilgiyi de ipucu olarak söyleyeyim. İlim insanın zaafını güçlendirmez hocam. Ama insanın zaafı ilmi kullanır. Yani bugün örnek vermeyeyim de birçok yerde baktığımız zaman birçok ayet-i ters bir şekilde anlaşılıp insanların kendi nefislerince yorumlaması ve buna Yüz binlerce kişi inandırdıkları sistemler, mezhepler var baktığımız zaman değil mi? Evet. Bunun gibi dolayısıyla zafımızda meşgul olursak hayatı ve kendimizi okuma becerimiz dolayısıyla bizim ilmi, ilmin bize hakikati açmasını sağlarken ama biz itibar için, başkalarına anlatmak için, kendime dilde çocuğa öğretmek için, kendime şanıma yakışacak bir çocuk yaratmaya çalışmak karşı bununla ilgilenirsem en kaliteli bilginin hakikati bile kendini açmaz. Nitekim Kur'an bir tane ama yüzlerce sapık nusret var yani. Burada e, kişinin kendi faydasını gördüğü bir sözün veya bir Hı. eğitim modelini e, çocuğuna direkt uygulamaya kalkışmasının ciddi manada kesinlikle e, fıtratını çocuğun tespit etmeden hani bir kitapta görmüştüm hoşuma gitmişti. Yani Hazreti Ömer fıtratında belki Hazreti Osman fıtratında belki sen direkt Hazreti Osman fıtratında gibi çocuğu Hazreti Ömer fıtratında yetiştirmeye gayret ediyorsun, evet. sert vesaire. Bu da neticede hüsrana sebep olabilir. Yani bütün bu anlatılanlardan hocam ben şunu net bir şekilde görebiliyorum. Gerçekten tasavvufun aslında bütün bu kişinin menafe nefse kul evet, evet. kadar Arafa sözünün ne kadar kapsayıcı ne ya. kadar kapsayıcı olduğunu. Kişi kendini bildiğinde gerçekten adeta etrafa bakış açısında yani size baktığında normal bir insan karşısına kişiye baktığında belki bir işte normal insan cesedini, bedenini görüyor ama kendini bilen bir kişi karşısına baktığında yüzlerce insan görebiliyor herhalde. Böyle bir güzel. aydınlık, aydınlanma söz konusu. Yani zaman da yavaş geçiyor onlarda. Evet. Yani hatta bununla ilgili bir saniyede 80 ömürlük yaşayanlardan, yaşayanları da yaşahatta da bir kelime Hı. olarak görmüştüm. İnandım mı? Çünkü bakıyorsun derin insanlara hani basit bir şekilde iş görün birazcık artsın. Buradan 2 metre yürürken o anda hani seyrettiğin 4-5 şeye bir de anlamın olduğu yerde zaman yok hocam. Öyle bir anlam yüklüyorsun ki o anlamı hiç içgörüsü olmayan biri yüklemeye çalışsa bir gün sürer. Ve bir gün sonra aa der onun zevkini alır. Adam sadece bir saniye içerisinde yani zamanda olmadığı bir duygu sisteminde anlamı bir yüklüyor gördüğü resme, gördüğü yaprağa, çiçeğe her neyse. Sana samimi söylüyorum başka bir adam ömür boyu yaşasa o anlamı yakalayamaz. Yani geçen haftaki sohbette hocam işte şu ayet "Falyanzurul insan ila İşte insan yemeğine baksın. Şimdi hayat hızlı geçiyor diyenler genelde yemeği hızlı şekilde alır. Evet. Ne yediğini bile belki 5 dakika sonra sorsan direkt cevaplayamayacak evet. bir halde. Ama şimdi yemeği yerken yemeği düşünmek. Ayetin devamında işte "enna sabebnel ma'a işte yağmuru yağdırdık. Hmm. İşte arzı yardık." Şimdi yemeği yerken onları düşünmek insanın hayatını inanılmaz derecede bir anda farklı duyguları yaşıyorsun. Yani yemeği yedin, bitirdin. Normalde belki tefekkür edecektin, ayrı bir vakit gerekiyordu. Ama aynı vakit içerisinde dört tane belki üç tane hadise yaşıyorsun ve müthiş bir hayat bolluğu, bereketi oluyor herhalde bakın. Hocam da. şimdi o kadar güzel de bir başlangıç örneği veriyor ki ayet-i kerime. Şimdi insan şu soruyu sorar. Yani ben dinleyiyorsaydım şu soruyu sorardım. Ya içgüdüyü nasıl kuvvetlendiririm? Anlam yüklemeyi nasıl arttırırdım? Ödevini vermiş Allah onu diyorum. Yorumlama becerisini artırmalısın. Evet. Yorumlama becerisi nasıl artar? Yani yorumlama becerisi işte <laughs> ayet-i söylediğim gibi mesela hani bir şeyin sürecini düşünmek yani onu özel kılar. O günü özel kılar ve o an ilişki kuruyorsun. Karşındaki domatesle ilişki kuruyorsun. Domatesin senin için olduğunu biliyorsun. Domatesi külli, umumi, hus, umumi domates kavramından hususileştiriyorsun. O domatesin sana özel bir gelişi olduğunu... Yani çok duygusal bir ilişki de var orada. Hani yaratılma süreci, bir sürü insanın eline değmesi, oradan kayması, buradan kayması falan, aileye gelmesi, onun lokması demiyor bunu. Hani sana kadar özel gelişinin serüveni var. Ve emek emek resmen hiç kimse bunu bilmiyor Allah'tan başka. Şey gibi bu, Allah sana özel bir hediye hazırlıyor. Ama hediye hazırlarken kimse sana geleceğini bilmiyor. Yani ona çalıştırıp duruyor, buna çalıştırıyor, buna çalıştırıyor derken en son sana teslim ediyor. Çok özel bir ilişki var orada. Yani Allah'la konu ilişkisi zaten çok böyle aşkvari bir ilişki gerçekten. Yani o kadar edepli bir ilişki ki perdenin arkasından böyle hiç şov yapmadan sevenin sevdiğini koşulsuz gözetmesi gibi öyle muameleler var ki insan o muameleyi aslında hayatın o nazlı muamelesinde karşılamış oluyor. Şey demiş oluyorsun hani biliyorum benim için yaptığını. Hayata sesleniyorsun aslında. Onları düşünerek yağmur yağıyor vesaire. Derken yorumlama kabiliyetin artıyor. So bugün bunu düşünürken bir sonraki yemek yerken bunu sadece yemekte yapmıyorsun. Allah bunu dedi diye. Oradan örnek vermiş sana. Su içerken yapabilirsin. Halıya bakıyorsun. Bu halıya bile bakarken dokumalara gidebilirsin. Sana Allah şunu diyor. Sen aslında bu yansıtarak çok özel bir teknik. Yani bir şeyin sürecini seyrettiğinde sen elinde sonunda şu ayet kerimin sırrına da erersin. Hani şey gibi. Nereden geldim? Niçinim? Nereye gidiyorum? Hani e, kişi kişinin kendi öngörüsü de burada çalışır. Aslında sen domatese bakarak yağmur yağdı şöyle olduğunu kendi de bir yerde nereden geldiğine odaklan diyorsun. Bir yerden sonra tefekkür içe de dönüyor. Sonra sen ben nereden geldim? Sonra artık alak süresin sırlarında merersin bilmiyorum. Sonuç itibariyle dışa hani o kadar da çocuksu bir şey sesleniş var ki hani resmen öğretiyor. Bak bunu yap. Ne kadar basit, yalın ama ne kadar da kuvvetli her şeyin başından anahtar. Al sana yorumlama kabiliğinin artışı işte. Yani hocam şimdi siz bunu söyleyince hani daha kafama e, net olarak oturmuş oldu. Yani bakıldığında ayet-i kerimelere Allah'ın mesela devamlı işte kurak bir toprağa misal veriyor olması, yağmur yağdırıyor oradan işte vesaire bu gibi onlarca ayet-i kerime var yorum kabiliyeti. Çünkü insan herhalde yorum kabiliyetini geliştirdiğinde efela takilun e, ayetine doğru bir gidiş yapıyor. E, gidiş ediyor. yapıyor. Bir de mesela peygamber kıssaları. Gerçekten insan peygamber kıssalarını yorumlama kabiliyeti üzerinde değerlendirdiğinde her peygamberin o hayatına insan hayatını nüfus eden bir yönü olduğunu Kesinlikle. görüyorsun. Herkes de kendi açısından bir bakıyor. Mesela evet. Musa Hızır hikayesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bir kısım vardır. Mesela şeriatı şeriatı kaldıramayan bir kesim ne yapar? Der ki mesela Hızırı bir tercih eder. Kimisi kimisi yani bakış açısı kimisi der ki işte Musa Aleyhisselam der kaldıramadı hakikati. Yani işte dolayısıyla diyor ona açılmadı. Daha akıllı insan ne diyor? E, Peygamber Allah'ın vahiliyle hareket eder. Allah onu murad etmedi. Hatta şeratta kalınsın diye böyle yaptı. Bak daha bir akıllısı diyor bunu. Yani Dolayısıyla baktığında iki tane akıl işte. Biri daha gelişmiş, biri daha az gelişmiş. Bu sonsuz nihayette sonu yok bunun. Nereye kadar gidersen gidebilirsin. O zaman sünnet olarak anlıyorum yani. Tasavvuf ehli bu işin hakkını verenler yorumda zirve olanlar. Kesinlikle. Net bir şekilde anlaşılmış. Çünkü içinde seyredecek, kendi sürecini de devşirecek. Düşün ki hocam ben hani şunu özellikle söylemiştim. Hani bu soruların içerisinde de var. Eğer ben kendime yani şu var. Kibir sadece dışa dönük olmaz hocam. İçe dönük de olur. Mesela dışarıda karşılaştığımız bir olayın her zaman bir sebebi vardır. Bak bir olay yorumlamaya bir örnek vereyim. Mesela atıyorum. Kibirli bir insan bana yani kibir, birinin ahlakı hiç hoşuma gitmiyor. Ahlakın hoşuma gitmesi normal. Ama kişi hoşuma gitmiyor. Bak burada bir sıkıntı var hocam. Evet. Ahlak hoşuna gitmiyorsa sıkıntı değil. Aynalamana gerek yok ama kişi hoşuna gitmiyorsa o huy sende de vardır, yansıtıyordur. Diyor ki o bende kesinlikle kibir yok diyor mesela. Ama sen kibiri ne açıdan inceliyorsun? Diyor ki o, o diyor her yerde büyütüyor. Tamam sen de içine dön biraz araştırıyorsun. Mevsimde de buluyorum zaten nasıl mesela. Diyorum geç dönüş yapmadan önceki halini bir düşün diyorum böyle yapıyorum. Ne oldu diyorum? Çok berbat. Hani kötü bir adam var sen Allah seni iyi etti diye geçmişteki adama niye kibir? Yani kendine kibirleniyorsun bu kez de. Ama yani kibirin de farklı versiyonları var. Hani kimisinin malzemesi çoktur. En iyi benim der. Kimisinin malzemesi yoktur. Kötü de kibir yapar. Ne demek? Dünyanın en aşağılık insanı benim. Al sana bu da kibir. Evet. Niye sıradanım demiyorsun? İlla Onun böyle... Için fazla tevazu riyadan Çünkü durdum. fazla, orada kibir yapıyor? E, reka, rekabet edecek gücü yok. Anladın mı? En iyi olacak malzemesi yok. Diğer yönden. Diğer yönden, <laughs> yönden kibir yapıyor. Sonuç kibir var mı? Bak, hani karşı tarafta vardı, bak sende de varmış. Hani şimdi şunu diyorum, yorumlama kabiliyeti arttıkça, yani insan kendi neler neler görür. Hikayelere bakıyorsun. Şimdi diyor ki mesela, beyazıpsılamın kimde o bir mübareğin hikayesi vardı ya. yolda yürüyor. Köpek su, silkeleniyor suyudan. Sonra mübarek cübbesini bir toparlıyor. Sonra köpekli sana köpek diyor ki, onu özellikle diyor ki diyeceğim. Diyor ki ev yasıt yani Allah alem o olabilir önemli değil hepsi bir bizim için ev yasıt sen e, yani senin cübbendeki kiri bir kova su temizlerdi şimdi gönlüne bulaşan kiri bir okyanus gelse temizlemez şimdi insan dinlerken şöyle yapıyor normal hiç görüsü olmayan bir insan ne yapar biliyor musun İşte işte böyle anlatıyorlar hikaye saçması falan köpek konuşur mu bak bu kafa basmıyor ya aslında zaten köpek konuşuyor diyen yok adamın algılaması o kadar yüksek ki içgörüsü yorumlaması o kadar yüksek ki. Yani köpekle konuşuyor arkadaş. Ama köpek konuşmuyor. O köpekle konuşuyor anlatabildim mi? Evet. Bak bu bir yorumlama kabiliyeti işte onu demeye çalışıyorum. Baktığı zaman ibret almak. Yani ibret alabiliyor. Hani kendi ibret almak derken kopyalama bir ibretten bahsetmiyorum. Yani bir de şöyle ibretler var. Hani bir dönem çok vardı. Şey gibi yaprağa bak işte yaprağa bir giriyorsun teleskoplarla giriyorsun binlerce öteye gidiyorsun bir bakıyorsun onun da iş dünya sonsuz dünyaları falan bundan bahsetmiyorum. Çünkü bu somut delili olan bir şey. İçgörüyle alakası yok ama tefekkür bu zannedildi. Hani bir dönem zannedildi kitapları basıldı belli cemaat yapıları üzerinden. Hani şey gibi görüyor musunuz hani Darwin'in tam karşıtı olarak bir de hani Allah'ın büyüklüğünü e, yansıtmak için işte bak şuna bakın ne mucizeler saktı bunda. Hatta sonra Adnan Oktar çıktı arkasında. Zaten falan. o tarz kişilerin tasavvufla çok alakası olmuyor. Yani. Olmadığı gibi burada işgülü yok ki hocam. Sen bana peçeteyi gösteriyorsun. Somut bir mikroskopla giriş giriyorsun. Bana delil gösteriyorsun. Hani iç içgörünün delili olmaz. İçgörü anlamdır. Anlamın delili olmaz. anlamı nasıl deli deli olsun? Hani demişler ya e, bana da anlatsana üstadım. O demiş ki ben ol da bil. Hani nasıl bu ona ait bir anlam. Ayrı bir dünya, ayrı bir... Dolayısıyla ama bu, yani bu değişik, bu içgörü değil hocam, onu demeye çalışıyorum. İçgörü bambaşka bir şey. İnsanın, hani insanın eşyayla konuşması belki ama eşyayla konuşurken, yani şu, e, yani mesela var ya bir tanesi, e, meşhur bir nüktedir. Bu konuya çok girdik ama şunu da anlatayım hocam. Olsun hocam, bence çok istifade yani olur. Yani yorumlamayı anlamış olalım belki. Tabii, tabii. Ne diyor mesela? Ee, nasılsın diye soruyor. Yok, nedir ne bir mevzu vardı. Tuvalete gidip çıkıyor. Ne yaptın diyor. Yok, e, şey diyor, e, necasetin bana dedi ki diyor. Ben diyor önceki halimde e, gayet çok güzel sebzeydim, meyveydim. Çok itibar görürdüm. İnsanlar beni almak için para para kullandılar. İnsanlar beni yeşertmek için ter döktüler vesaire. Yağmur için dua ettiler sırf ben gövereyim diye. Ama ne zaman ki bir insanla tanıştım insana kendimi çiğnettim, bu hale geldim diyor. Hani baktığın zaman çok güzel bir yorumlama yani. Evet. İşte Ben bundan bahsediyorum. Evet. Düşünsene bu sadece bir necasetten çıkardığı şey. Böyle bir zengin insan. düşünseniz hocam. Her nereye baksa devamlı bir iletişim halinde. Hayatla bir iletişim kuruyor. Ha buradan yürürse, tasavvufta fena beka derken eşyanın hakikatine de gider bilemem. Hepimize böyle nasip etsin de. Hani bir dua da var böyle. Eşyanın hakikatini göster diye mi? Hani evet. evet kim bilir ne sırlar gizlemeye çalışıyor. Şimdi bunları söylerken hocam aklıma çok ayet-i kerime geliyor. Hani, o, bu hepsini paylaşacağım. Şey zengin, zengin, diye, e, vakit, hocam ya. Vakit dar hani vakit olur, mesela bir ayet-i kerime yani çok hakikaten yorumsal anlamda. inne fi idealik hani Kur'an-ı Kerim bir özelliği işte muzil olması. Hı, evet. Bir hidayete erdiriyor, bir sapıtırıyor olması. E, bu noktada bakıldığında işte Kur'an'ın birçok ayette öğüt olmasından bahsediliyor. İşte, İnne fi idealike. Ne Öğüttür kime? Limen kanelehu Kimen kendine o kalbün, kalbi olana, evet. yani kalp işte bütün kötülerden arındırılmış saf bir kalp veya ve şey hazır bir halde kulağını vermiş dinleyen kişi öğüttür. Mesela gerçekten bu noktada belki bu kalbi olan herhalde üst zirvedeki olan, hazır bulunan orada o şeyi isteyen kimse. Kur'an'ın bir de şey bir sanatı var icat sanatı. Evet. Şimdi bir ayet de benim aklıma geldi ve elbette der anan cehenneme كثيرا من النفيسات illahum kulubun onların kalpleri vardır la yafqahu <laughs> nibaha fıkı kelimesi üzerine fıkı edemezler şimdi kimden bahsediyor nihayette baktığın zaman e, fasıklardan su gafillerden bahsediyor şimdi insan e, diyor ki hani lehum kulubun la yafqahu nibaha onların gözleri vardır görmez şimdi fiziksel olarak bakıp gözleri görmeyenler gafildir demeyeceğine göre demek ki Allah bir gözden bahsediyor onun görüşü olmayışından bahsediyor. <laughs> Kulaklardan bahsediyor. Bundan bahsetmediği kesin işitmediğinden bahsediyor. Çok acayip değil mi? Evet. Sonra kelenamiye <laughs> gidiyor işte orada da. Evet. Hani orada bir hakaret gibi de değil. Yerini, durumunu gösteren bir şey. Hani çünkü hayvanlık çıtası dolduğu için yerimiz hani diyor ki insan olan da bunlar olur diyor aslında. Eğer bir insanda dünyaya baktığınız zaman kalbiyle duyma yoksa kulağının arkasında bir dinleyişle dinleme yoksa işte, fera, işte gözünün gördüğünün ötesine yani görme yoksa Allah'ın hani onları derdi ne diyor yani? bu bukbun, umyun hani sağır, dilsizler Hacep, e, işte katem Allah mühür evet. taba Allah kocanla ekinle, kalbe kaskatı yani bunlar hakikaten ifade ettiğiniz şeylerin tam anlamıyla bakıldığında gerçekten e, yorum dediğimiz o hadisenin yani yorum gözüyle bakabilmenin ne kadar mühim olduğunu zaten herhalde yani konu dağılıyor ama selefiilik e, selefilik yani vehabilik dediğimiz bir takım işte akımların da, yani tamamıyla bu yorumdan mahza çok uzak bir hani ve men tebi müslümen men fil kubur var ya kabirdekiler işittiremez ya yani burada kabirden kastı ne olduğu kime işittirir kime işittirilemez meselesi hani Oradaki o incelik yani mesela o yoruma kapalı olanın kabirde olması meselesi var yani. Kabir gibi değerlendiriliyor olması çok acayip meseleler Allah... bir de şey vardı hocam şimdi dallanıyor. oradan yürünce dal aslı güzel yere gitti. Şimdi aslında baktığımız zaman bu mesela hariciye dediğimiz daha çok somutçu, dürtüsel yaklaşan, bedensel yaklaşan içgürden yoksun insanlara baktığımız zaman yani iş görüyor olmayan insana ben şunu ona hak veriyorum. Haklı olarak hak vermiyorum. Yanlış anlama. Evet. Gerçekten anlaması mümkün değil. Hani bir mürşide demişler ya Hocam ben ders almak istiyorum. Demiş, sen birini sevdin mi? Hiç kedi de mi sevmedin? Hani insanda böyle bir alaka kurma, bir derinleşme kabiliyeti yoksa nasıl anlatacaksın hocam? Çünkü şöyle ben şunu gördüm. Çocuğuyla geliyor mesela. Çocuğu diyor ki e, çocuğum diyor mesela güçlenmeye başladı ama diyor örneğin e, bu kez diyor yanlış yönlendiriyorsunuz çocuğu. Nasıl anladın bunu? Çünkü benim sözümü dinlemiyor. Bak Derinliğin olmayışını görüyor musun hocam? Evet. Hani sen anlıyorsun ama o anlamıyor. Diyorsun ki mesela anlatabileceğin kadar tamam da biz sana göre bir çocuk yetiştirmiyoruz ki. Çocuğun kendisi güçlenmesi için. Mesela ne diyor? Onu ben de yapardım. Hiç ilgilenmezdim. Kendi kendine güçlenirdi mesela. Yani somut algılıyor. Diyorsun ki ama diyorsun çocuğu diyorsun ki mesela çocuğun diyorsun güçlenmesi için düşmesi kalkması lazım. Biraz fırsat ver diyorum. Diyor ki e, ne güzel o zaman ben diyor göndereyim sanayiye düşsün kalksın. Benim düşsün kalksın dememdikleri de kastı anlamıyor aslında. Evet. Yani dolayısıyla içgörü büyük bir nimet. Gerçekten. Aslında konu şuraya bağlanıyor hocam. Kitap okumak, hayat okumak dedik de çocuğunu okumak desek. Şimdi çocuğunu okuyabilmek bile baktığın zaman e, hani diyor ki ya, ne yapayım, nasıl yapayım? Kendinle ilişkin yoksa dünyanın eğitimini alsan çocuğunla iletişim kuramazsın diyebilir miyiz hocam? Evet. Aslında e, biz bence çocuğumuzla ilişkine nasıl kesip kendimizi derinleştirince Derinliğimiz kadar zaten sarabiliyoruz. İşte şu var ya hocam yani şimdi buradan mesela bazı kitaplarda görüyoruz veya bazı psikologların ifadeleri var. Kendinizi sevin. Ne olursa olsun kendinizi <laughs> sevin. Yani burada mesela şuna sanki bir teşvik var gibi yani. E, düşünmeden kendini sev der gibi. Hocam o, dün dayımla da onu konuştum. Dayımın da yönetici olduğu kurs var. Şey dedi haklı da. Ya dedi bu sıralar bire başta bir şey var dedi böyle. Her yerde kendini değerli gör. Kendini evet. değerli gör. Şimdi Dedi ki bana siz de mi böyle yapıyorsunuz dedi ama kulağınız dayı dedim sen böyle söyleyince dedim kulağı şöyle geliyor. Kibirlen, Anladın mı egonu şişir, kendini yüce gör gibi anlıyorum. Öyle dedi yani bakıyorsun. Diyor ki mesela birbirine hizmet istemiş anne kızından. Kız demiş ki ben artık e, kendim ödün vermek istemiyorum demiş Hı. tamam mı? Şimdi ben artık kendime değer vereceğim. Şimdi bu da konuyu nasıl anla hani anlamışsın ama yanlış anlamışsın. Yine o yorum kabiliyetin zayıflığından belli. Kesinlikle. Ben, yani. Hani yarım almış. Diyorum ki dayı diyorum ama bunu dinlemiş ama kimden dinlemiş? Ne kadar dinlemiş? Hani çünkü neden ben şu anda bir bilgiyi alırım? Kaç yaşındayım? 38. 38 yılımı o bilginin içine sokarım hocam. Dolayısıyla hani herkes her şeyi söyler. Herkesin bir bakış açısı yorumu vardır. Yani dolayısıyla ama doğru yani. Öyle bir şey geziyor. Ben değerliyim. Hani değerliğimi anlamamışsın. Şu kafa yukarı çıkıyor ya. Şey var yani hocam devamını mesela işte şöyle yapan insanlar benim hayatımdan def olsunlar. Benim onlarla işim olmaz. Yani Hatarlar, şey böyle... giderleri diyorsun değil mi? Ya bunu yani dediğiniz gibi yorum kabiliyeti de yoksa bir adam mesela devamlı kendisini çok böyle ciddi manada pop poplayan, hiç kendisine bir uyarı kabul etmeyen, hep başkalarının hata bir kişilik ortaya çıkartıyor bu, bu evet, zahir hocam, şeyi alıyor bir müteffekkinin sözünü alıyor. Evet. Düşmanla nispet etmek için paylaşıyor. Yani bu, bu yüzden mi Maalesef yazılmış Maalesef sosyal medyanın tabii evet. Ama o değer kısaca söylemek gerekiyor hocam. Buradaki değer vermek ee, olmayan bir şey yakıştırmak demek değil. Allah'ın sana verdiği değerlerin kıymetini bil. O değerleri bağlayarak hareket et. Değerini bil. Örneğin hafızlık yapıyoruz değil mi hocam? Şimdi aslında konu oraya güzel bağlanır. 45 kişi diyor kursa geliyor ama 40 kişiden sorsan hafızlık yapmak istemiyor. Neden diyorsun? Şimdi bir de uç noktadan yaklaşılıyor hocam. O saatten sonra ne yapılır? Ya organik beslenmede öyle hemen bir çözüm de bekleyemezsin. Bir seni iyi mi feda edersin? Çocukta insan var da. Tabii. Ama yok insan şöyle yapıyor. Öğreneyim yapayım bir ayda. Bir ayda olmaz. Üç ayda olmaz. Bir sene de olmaz. Hani bu bir şey. Mücadele. Yani bu bir makina değil ki. Hani bir ay mı sürer, iki ay mı sürer. Artı bu insan derin de bir mesele. Tabii. O yüzden 45 TL'nin 40'ı ne diyor mesela? 40'ı istemiyor. Bir bakıyorsun hafızla bırakalım hocam diyorsun. Daha geriye gidelim. Bu çocuk bir elma yerken elmaya değer bağlayabiliyor mu? Nasıl yani? Hiç böyle çocukla elma yerken yani e, ...mesela e, minnet duygusu bağladı mı elmaya? Hiç konuşmadık vallahi. Yani elmayı ikiye bölüp paylaşırken adalet değeri bağlandı mı? Yok. Şimdi sofra bezini diyelim ki hep görüyorsun sofra bezinin üstüne sermediğini. O zaman sussan. Çünkü değerler karışıyor. Bir gün yanlışlıkla sofra bezini üstüne aldığında... ...kutla onu yüksek sesle. Hatıra olsun. Hani... E, mesela çocuk ilk bir defa güzel bir şey yapmış. Ben mesela kızım da yapmıştım araba. Çok da, bak hiç de unutmuyorum. Niye biliyor musun unutmuyorum? Yani çünkü büyük bir kutlama yaptım. O da unutmuyor. Yani iki buçuk yaşında herhalde. iki yaşında ne? Çok fazla paylaşmaya doğru gidiyor. Paylaşma kelimesini çok kullanıyorum ama ablasına kullanıyorum o da duyuyor. Ablası bir şey veriyor. Paylaştın mı diyorum paylaştın mı falan. E, bir arabada gidiyorum ortada duruyor. Bana ee, bir şey verdi. Ne verdiğini hatırlamıyorum. Verdi böyle yaptı. Paylaştım dedi. Ama öyle tabii bebeksi paylaşım Paylaştım bir şey dedi. Ben hemen arabayı kenara çektim. Alkışladım. Resmen böyle Mevlana gibi döndük yani. Paylaşmak paylaşmak. Çocuk da unutmuyor onu. Ondan sonra bakıyorsun bir şey yolunda paylaştım baba diyor mesela. Paylaştım paylaştım. Yani demek istediğim bir değer bağladık bak. Paylaşmaya. Değer bağlarken anı bağladık. Kutlama bağladık. Şimdi Kutlama nedir? Ya bizde şu var hocam, olumsuz şeyi yüksek sesle söyle, olumlu şeyi yük sessiz söyle. Doğrusu büyüklere bak hocam, büyükler olumlu şeyi yüksek sesle söylerler, olumsuzu alçak sesle söylerler. Ha, bizde tam tersi, hani şöyle bir umumi hitap da değil, Hı -hı. kişisel ilişki hitabında. Hani e, o yüzden çocuk çünkü e, hani beyin lobları bu şekilde alıyor hocam. Sen ona kötüyü söylüyorsun, al diye. Bağırarak söyleyerek. Onu yumuşak söyler. Sanki yani sanki o güzel e, vasıfları, güzellikleri yapması hani zorunlu diye baktığımız için herhalde dillendirmiyor. Görevi zaten yapacak. Evet ama ama bu etmiyoruz. kez de çocuk görevi diye baktığımız zaman onu kendi değeri değil bizim değerimiz olarak evet. görüyor hocam. Bu kez ne oluyor? E, annesinin gördüğü yerden amaskılar. Yani hocanın gördüğü yerden çalışır. Hani bak ba değeri yanlış yere bağlı. Yani diyor ki hocam tamam anladık şu anda ne yapacağız? Böyle bir şey yok. <laughs> Kendin değerleri kendi içinde bağla çocuğa yansısın. Hocam böyle de o Hani biz ne yapıyoruz arkadaş? O ne yani? Ya belki bu noktada insan, atıyorum dört tane çocuğu varsa iki tanesini kayıp bile verecek belki böyle. Yani Bunu anlamakta sıkıntı yaşıyorsun. Hani yeter ki doğruyu içindeki şeyi bul. Kesinlikle. Değil. Bir de hocam güzel bir, güzel yönlendiriyorsun Allah razı olsun. Bir de nesilsel bütünlük diye bir şey var hocam. Bunu kaçırıyoruz. Anlattım ben bunu hatırlamıyorum da. Yani bir kere çocuğumun ne kadar hani çocuğuma iyi olma noktası ne kadar tolerans göstermeliyim? Hani ne kadardan ne kadar da kalmalıyım sonrasını da en azından lütuf olarak göreyim diye bir insan kendisine hmm. bir sormalı yani. Şimdi babaya bakıyorsun. Baba kendine baktı. Ben hafız mıyım diye. hafızım ben. Ne kadar yaşıyorum? Sıkıntı. Ya da tam tersinden başlayayım daha hoş. Ben hafız mıyım değilim oradan başlayayım. Hafız mıyım değilim. Kur'an hükümeti çatma okuyorum. O zaman benim çocuğum alim olsun da niye gidiyorsun? Yani çünkü senin çocuk yaralarını da alıyor. Sadece senin değil. Yani yedi kuşağın alıyor zaten. Yedi kuşağın yaralarını almış. Sen sırf dönüş yaptın diye. Hani bir anda kesip attın. Geçmiş hayatla bastırdın diye çocuğa hiçbir şey kaymıyor mu zannediyorsun? Senin bastırdığın bu kez çocuktan çıkıyor hocam. Bu, bu kez o mücadele ediyor içinde. Sen diyorsun ki ya nankör ya diyor. Mesela yedi yönün değinmediği arkada ders çalışmıyor. Yani bu zamanın çocukları da yani böyle. Burada var. babanın, ebeveynin niyetinde mi sıkıntı var manasında diyorsun? Ebeveyn empati yapamıyor hocam. Yok bir de hani çocuk alim olsun derken şey olsun derken kendi olamadığı o noktadaki eksikliğini çocukla mı gidermeye çalışıyor? Artık yetersizliğini mi gidermeye? Bir şey giderdiği kesin. Hmm. Yetersizliği gideriyor olabilir. Allah'la Allah ilişkisinde bir rüşvet olarak sunuyor olabilir. Hani bir şekilde kurban olarak adak tabii, tabii olarak sunuyor olabilir geldi, falan. Ha, dolayısıyla bunu bilemeyiz. Ama gerçekçilik şudur hocam. Çocuk eğer yaptığı işi kendi değerine bağlamıyorsa ne olduğunda pek bir önemi yok. Gerçek ne demek işte az önce anlattım hafızlık yapmıyor 45 kişinin 40'ı işte değer bağlama dediğim illa hafızlık unutulmasına gidilmesine gerek yok. Antrenman gibidir hocam bu iş. Mesela 100 kiloluk bir dambul düşün bir halter 100 kiloyu şu şey olarak düşün hocam ee, kaldırmam gereken en önemli şey hafızlık. Ben tutturmuşum o çocuk bunu kaldıracak kaldıramıyor işte e, ne yapayım? Günde işte 5 dakika kaldırsın. Onda hayır 5 kilo kaldırsın. 10 kilo kaldırsın. Ne demek bu? Bak, içgörüsü olan bir insan bu demek istediğini anlar. İçgörüsü olmayan dambıl'a da yürüyebilir. Dambıl mı kandıracak? <laughs> o da ayrı bir konu. Ya da şöyle algılayabilir. Ne yani hafızdın böleceğiz? Hayır hayır, hafızlıktan başka şeyler yapmalı. Hafızlıktan başka konularda değer bağlamaları, çalışmalı demeye çalışıyorum. Anlatabildim Hı, mi hocam? Çok anladım. Yani örneğin şimdi sen hafızlık talebesisin değil mi hocam? Hafızlık talebesisin. E, ben şunu demeliyim hoca olarak yani aile de bunu yapmalı. Hafızlık ders çalışamıyorsun ya. Geçen anlatmıştık gerçi. Yaptığın güzel bir şeyi sana söylemeliyim. Bak bu yaptığın şeyin adı bu biliyor musun? Sen ne kadar böyle bir çocuksun, böyle bir adamsın falan gibi. Yani yaptığın şey ne olabilir? Mesela ne kadar bir yardım ettiğin yanlışlıkla işte gördüğün yapıştır, değer bağla. Çocuk kendinde görürse artırmak ister. Var olanı artırmak ister. Bir de şey var hani hayatında bir sırrı var hocam. İnsan memnun olursa artar. Sen çocuğun eline memnun olacağı bir şey var ki o da duaya dönüşsün. Hani şükredenin artı şükredersem artırır ya, şükür nedir? Hmm. Memnun olmaktır temelde. O zaman çocuğun şükretmesini sağla. Nasıl yani? İyi e de şükredecek bir şey yok ki hafızlık yapamıyor. Hayır o manada değil. Arkadaşlarına yardım ettiği için aslında e, güzel bir iltifat duysun, sevinsin. O memnuniyeti daha güçlü şeyler o versin. O zaman diyelim 11 yaş, 12 yaşında bir çocuk hafıza başlıyor veya 13, 14 olabilir. Ailesinde tam bu şekilde bir iltifat görmemiş. He. Hep olumsuzluklarla büyümüş. Ve anne baba ayrı. Bu meseleleri hiç dinleme dahi gelmemiş bir çocuk. Medreseye hafızlık için girdiğinde veya bir Kur'an kursuna. Oradaki hocanın müspet manadaki tavırı çok çok daha çocuğun başarılı olması anlamında etki eder diyebilir miyiz? Muazzam şekilde etki eder hocam. Çok fazla ve diğer taraftan küçük bir olumsuzluğu da çok büyük etki eder. Hmm. Neden? Şey, i̇nsanda şöyle bir şey vardır hocam. Boşluğu doldurma gibi bir özelliği vardır. Şimdi sen çocuk kursa geldi. Çocuğun babasıyla problem var. Çocuk senin ilişkisinde baba başlığını doldurdu ya diyelim. Sen onu yanlışlıkla bir yüz çevir o çocuğun dünyasında fırtınalar kopar. Onu o çocuk bilir işte. Kırılır, incinir daha çabuk. Söyleyemez. Çünkü çocuklar o duyguları çocuklukta ne babaya bağlayamadığı için bağlıyor zaten. O yüzden özellikle hocaların bu noktada hani aslında çocukların bizi nereye koyduklarını bilmemiz gerekiyor. Biz kendimizi hoca yerine koyuyoruz da çocukların dünyasında çok daha fazlasıyız. Burada Ve Özür dileyerek çok daha fazlasıyız. O yüzden çocuk, anne babası babası tarafından taşınmayan çocuk hocayı beni duygusal anlamda taşıyor mu diye de test eder. Hı hı. Derse geçmeden önce. Bir şartla ders yapar yani. Kendi üst dünyasında. Hani beni taşıyabiliyor mu? Bana bakım verebiliyor mu? Hı. Benim duygularımı taşıyan taşıyan, Taşıyabilecek mi beni ya? Diye seni test de edebilir. meydan Meydanda okuyabilirsen ne yapacaksın? Senin gücünü test eder. Çünkü daha önce görmüştür bu sürülerini. Seni test eder. Ne yapacaksın o noktada gibi bir sürü konu Şimdi var. Burada tabii. bir eğitim sisteminin bir Olmazsa olmazları var. Evet hocam. Diyelim ki bir medrese üzerinden mesele ele aldığımızda. Herkese eşit bakıyor bu sistem. Evet. Yani giren çocuk bu noktada iyidir, kötüdür, zengindir, fakirdir vesaire herkese diyor ki şu saatte kalkacaksın, bu saatte ders oturmak zorundasın vesaire. Burada Ve bu mi ortak prensipler üzerinden değer görüyorlar. Ortak yani he. ortak kurallar. Burada üzerine. o zaman yani bu sistemi değiştirmek pek kolay değil tabii. Yani herkese göre. O zaman burada hoca bu sistemle en güzel şekilde içiyle oynayacak. Kime ne hak ediyorsa onu verebilecek. Yani o zaman hocam şu çıkıyor bakıldığında. Anne baba için de aynısı geçerli. Hoca için de aynısı geçerli. Yani evvela hocanın bunun farkında olması gerekiyor. Siz i̇ş dönüyor dolaşıyor. Oraya geliyor. Sorumlu yani. olan kişinin kendine dönüyor. Çünkü biz hani bu işle az buçuk ilgilenmeyiz. Şunu görüyoruz. Ya hocam bu çocuklar dert çalışıyor buçuk Hiçbir zaman hocaya şunu sormadık mesela. Sen ne kadar başarılısın? Hele hoca arkadaşımızsa veya yakınımızsa. Bir dakika dur bakalım. Sen az önce sorduğumuz üç tane soruyu ne kadar değer veriyorsun? Kendine ne kadar barışık veya kendini sorgulayan bir adamsın? Mesela bunları sormadan e, direkt çocukla alakalı e, bir sonuca varmaya çalışmak da herhalde çok zor bir şey. Bir de hocalar yani. arasında rekabeti çok iyi görüyorlar çocuklar. Evet. Hocacılık oluyor. Hocaların birbirlerine olan buğzlarını hissediyor çocuklar. Ondan sonra yalakalık dediğimiz şeye e, hocanın o konuda tufaya düşmesi mevzusu var. Hı hı. Meydan okuyacak gücü olan asi değil bak. Meydan okuma kabiliyeti olana karşı ezme hissiyatı var hocada. da Neden? Çünkü kendi babası kendisini e, her açığa çıktığı izlediği için bunu modellemiş. Çocuğa da bunu yapıyor. Çocuğun kendisi karşı geldiğini zannediyor. diyor? alakası yok halbuki mesela. Bunların hepsinin çözümlenmesi gerekir. Evet. O kadar çok fazla nokta var ki. Ama hocam e, şöyle bir şey. Mesela onunla ilgili bir soru sorulmuş. Yani sistemi ben Kemal Efendi'nin talebelerinden biriyle konuşmuş. Hatta şöyle bir şey konuştuk nasıl olur diye. Hani orada bile neyden çekindim biliyor musun hocam? Yani açık konuşayım bir şey gibi. Hocalar çıkacak işte benim hocam niye konuşulmuyor, benim hocam niye konuşulmuyor. Yani o kadar insan korkuyor yani bir de insan niye hocadan korksun ki değil mi? Yani ben bile hocam değil, hocalardan bu noktada niye korkayım? Hani bir hocayı, hocanın talebesini getirdim hoca hocayı anlatacak. Mesela çok güzel hikayeler var. Mesela örneğin Kemal Efendi'den bahsettik. Yani şu örnek çok hoşuma gitti. Diyorduk ki mesela hiçbir hoca bizi kaldıramazdı. Kemal Efendi gelirdi kulağımıza böyle oynardı. Hemen fırlardık sevgiyle. Ne yapmış ki bu baktığımız zaman. Yeri gelmiş hocam çok dikkatimi çeken şeyler oldu. Çocuk hafızlık yapmıyor. Bak hafızlık yapmıyor çocuk. Ama çocuğu başka özelliklerinden dolayı tutup kızmaması. Sonra çocuk mesela şunu diyor. Hocam diyor beni diyor. Çok defa diyor suçüstü yakaladı diyor. Nasıl görmezden geldi diyor. Hiç yüzüme vurmadı. Bir kere bile diyor. Yani mesela başkalarına rezil etmedi diyor gibi böyle. Şimdi bakın o kadar çok vasıflar var ki burada. Liderlik becerisi hocam. Hani temel başlık altında neye çalışacak dersek hani liderlik becerimizin açığa çıkması yani lazım. Hoca talebeler hocaların başarılarından ziyade hocaların kendilerine olan ilgisinde kalıyorlar. Kesinlikle hocam. Yani burada e, ben mesela geçen e, yanlış hatırlamıyorsam hatırlayamıyorum şimdi tam olarak kimdi de ya bununla alakalı defalarca durduk. Yani 50 yaşına gelmiş bir adam, 60 yaşına gelmiş bir adam hocası hayattaysa eğer hocasında iyi bir arasında diyalog varsa Ziyaretine gidiyor çok uzak bir yerde de olsa yani bu da belki o çocuğu hafız yapan belki o çocuğun işte hayatını iman üzere devam ettirmesine sebep olan da o belki bir iltifatı hocam şey dikkatini çekti mi ee, mesela yeni nesil hocaları bilmiyorum ama eski hocalara bakın hocam Kur'an aşıkları vardır ya bunlara bakın yani e, talebelerinden hapse de giden olmuştur Talebeler nereye yani Bozland olmuştur neyse adı neyse ben bunların itikadında hiç problem hiç problem görmedim. Çok tuhaf değil mi? Bir de hafızlığı terk etmiş etmiş ama kocası için yani deyimle ölebilecek kadar da seviyor. Hoca bir çağırsa hemen gidebiliyor. Bakıyorsun şimdi sisteme hocasından nefret eden talebeler var. Yani tamam talebeni ben suçlamıyorum. Hocayı da suçlamam ama bir şeyler değişmiş. Bunu fark etmemiz lazım evet. ve o değişen sisteme ayak uydurmak değil. Sistemi değiştirmek üzerine gerekirse yine ayak uydurmak gerekir. Hani sisteme değil aslında. Sistemin dayattığı o yaranın çocuktaki yaranın farkındalığından sonra bizi aslında elimizi kolumuzu bağlayan taraflarına odaklanıp bir şekilde canlı kalmalıyız. Kendimizi geliştirmeliyiz. Neden liderlik becerimiz açığa çıkmasın? Neden çocuk e, hocasına hocası mesela şey, şey deyince aklıma geldi eski hocalarımıza bakınca. Namaz ben namazı mesela kursta namaz kılmakla çok sıkıntılarım vardı. E, İsmet hocamız vardı işte Allah selamet versin. Namaz kılarken öyle güzel namaz kılardı ki işte ben mesela eve gidince İsmet Hoca gibi namaz kılardım. Mesela hatta bazen abdest almazdım namaz kılardım. Yani kimse olmadı öyle. Hoşuma giderdi. Boynumu değerdim. Hasan Efendi namaz kılıyor. O şekilde namaz kılardı ben de kılardım. Niye? Ne olmuş? İçime nasıl yer etmiş? Hala bile namaz kılarken onu görüyorum şu dünyamda. Yani, yani. şeyi o zaman ifade ediyorsunuz. Yani namazdan namazı sevmesi aslında bir şahsı sevdiğinde onun yaptığını da seviyor olması. Tam olarak bu. Kendisi namazı seviyor çünkü. Namazı o kadar seviyor ki. Yani hani yemek yiyen birisi iştah vardır hocam. İştah açmak. Aslında tabir budur. E doğrudan girersek. Bir insanın yaptığın şeyde iştahını açmalısın. İştah Mesela namaz kılıyorsun. Şey yemek yiyorsun ya mesela beni yemek yerken gör iştahını açılır hocam. Ne yediğimi pek bir önemi yok. Şey. İştahını açılır yani. Çünkü güzel yerim. Yani yemekle ilişkime bayılırsın yemek yerken. E gerçekten iştahını açılır. Şimdi bakıyorsun bazı hocalara yani işte o dedim ya namazı seviyor da mesela hafız Mesela benim Cevdet hocam vardı. Allah selamet versin ona da. Yani hoca nasıl bir hoca bak. Dövmüyordu demiyorum. Ama çok güzel hocaydı ya. Mesela yanıma oturuyordu. Bunu babam yapmaz kimse yapmaz. Yani beraber onunla 5 saat. Bak 5 hamla giderken 5 sayfa ezberlediğimizi hatırlıyorum. Yani benim yanımda saatlerce duruyor. Aynı anda birçok kişiyle yürüyor. Tek ben onun talebesi değilim. Ama yani adammış kendini. Adammışlık var. Yanımda oturuyor. Benimle tekrar ediyor. Yani değil mi garip? O, o, yaşta bile şaşırırdım ya bu adam niye eve gitmiyor niye böyle benim başımda duruş ben de biraz rahatız gibi tekrar diyor hani şöyle inne keforu sevavun aleyhim inne ledeni ay böyleydi musun? Ya, bu şekilde tekrar diyor bende bu adam ne kazancı var adammışlığı var hocam çünkü seviyor ben bu adam bir kere bile e, metrobüse mi biniyor o zaman metrobüs yok tabi hep ağzında kuran mı okuyor o gün iki hatim mi indirdi, üç hatim mi indirdi. Kendisi de ilişkisinde hafız adam zaten kendisiyle ilişkisinde hafız, içinde hafız yaşıyor. Yani ben Cevdet tanışıp da hafız olmak istemeyene rastlamadım. İsmail tanışıp da hani makam eğitimi almak istemeyene, aşır konusunda hevese girmeyene rastlamadım. Yani orada mesela Abdülmetin Hoca'nın rahmetli evet. Efendi'nin neden bu kadar çok sevildikleri meselesi çok daha net Abdülmet, <laughs> evet, tabii. anlaşılıyor. Allah rahmet eylesin. Hı. Mesela bakıyorsun Hazır Efendi özellikle bu Kadir Şinaslı yargılamayışı, itham etme işi olanı olduğu gibi görüp o olumluluğu yansıtmasın mesela eleştirmiyor. Sonra Metin, Metin Hoca'ya bakıyorsun. Aslında baktığın zaman çok da hareketli ama herkesin gönlüne bütün çocuklar yanına gidip o para şey, istiyor yani. Biliyorsunuz değil mi hocam Hızır Efendi ile Abdülmetin Hoca'nın arasındaki kıssayı. Yok bilmiyorum dinlersem hocam. Hani bir gün bir düğüne gitmişler İsmaila Kur'an kursunda. O alt kata indiğiniz zaman da düğün salonunun orada bir spor yeri var. Evet, hocam. orada evet. top oynuyorlar. İşte masa tenisi vesaire var. Orada çocuklar masa tenisi oynarken o esnada düğüne gelen misafirlerden bir tanesi yaşı ileride bir hacı amcamız. Çocuklara kızmış. Bu nedir? İşte boş hava vakit harcıyorsunuz vesaire diye. O sırada tam Abdülmetin Hoca ile Hızır Efendi geliyorlar. Çocuklara o noktada bir fırça kayıldığını görünce hemen ellerini alıyorlar. Şeyleri, raketleri başlıyorlar kendileri oynamaya. Çocuklara o noktada bir model <laughs> efendim olmuş oluyorlar. Şimdi yani bu çocuk bunu unutur mu hocam? Hayatında unutur. Yani Hızır Efendi'yi şimdi gördüğünde, Hızır Efendi'nin bir şey aldığında veya Metin Hoca'dan bir öğüt aldığında bu çocuğun hayatında ne olacak? Hocam geçen bir tanesi diyor işte diyor benim hocam diyor Metin Hoca'ya bir yazı yazardı. Biz onu götürürdük. Onu getirince çok fazla para verirdi Metin Hoca diyor. Her türlü çocuğa gidince her türlü veriyormuş. Bu fazla para almak için de hocasının imzasını taklini yapıyormuş. Hocası da meşhur bir, bir hoca. Metin Hoca o, o, imzayı da görünce daha fazla diyor ki sonra düşünüyor. Ya Metin Hoca aslında anlıyordu biliyor musun diyor. Ama hiç de mahcup etmiyordu diyor. Nasıl bir adamdı diye Bak böyle bir adam işte. Dolayısıyla aslında netice şuraya bağlanıyor hocam. Hani insan kendinde derinleştiğinde bu her türlü yansıyor. Mıknatıs gibi çekiyoruz. Bunu şeye benzetiyorum hocam. Hani şey gibi bir yıldız kütlesi düşün hocam. Yıldız işte gezegen. Yörüngesine oturduktan sonra çevresinde uydu toplar ya. Bunun gibi. Onlar da öyle. Mecburen evet. çevresinde uydu olmak zorunda kalıyorsun. Yörüngeleri var. Bunun gibi öyle olmayı nasip etsin <laughs> anlattım hocam? hocam. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Hocam. Çok Rica güzel oldu. Biraz. Allah evet. razı olsun. Teşekkür ederiz. Mevlam istifadesini etsin. Özetle hafızlık vazifesiyle şu anda kendini sorumlu gören, işte hafızlık yapan çocuklarımızın evvela anne baba ve sonra hocalarını şunu söyleyebiliriz değil mi? Kendinizi bilin, kendinizi tanıyın yorumlama kabiliyetiniz üst düzeye çıkartın. Meseleleri içselleştirerek değerlendirmeye çalışın. Bu noktada Allah'ın izniyle o zaman çocuğunuza da çok ciddi manada bir etki edecek. Kesinlikle. Birkaç şey de ben söyleyeyim hocam. Aslında özet manetinde kesinlikle süreci, o süreç organik olmalı. Buna inanalım. Bir de biz kazan gibiyiz. İçimizde yemek varsa çocuk her türlü iştahı kabarır alır. Yoksa da almaz. Yani kesinlikle Bizim kendimizle ilişkimizi çocuk modeller, onu güzel tespit ettiniz. Çocuk ona olan davranışlarımızı modellemez. Kendimizle ilişkimizi modeller. E, kendi değerlerle ilişkimizi modeller. Bize geri bildirimi yüksek tonajla vermek en küçük dediğimiz küçük diye bir şey yoktur hocam. Küçük bir şey bile hani bir bir çivi, bir nalı, bir nal bir atı, bir atan, yahut bir komutanı, bir komutan bir oydu, orduyu tutar diye. Ama o çiviyi çektiğin zaman hepsi gider ya. O yüzden küçük demeden kesinlikle tak takdir etmeliyiz. Çünkü her küçük şey büyür. Yani tohum bile küçüktür. Baktığınız zaman içerisinde deryayı saklar. Geçen bir sohbette eskiden halde hıyar tohumu götürmüştüm de dedim sizce bunun içinde kaç tane tohum vardır? Hakikaten hocam o tohumun içinde kaç tane tohum vardır? Yani sonsuz denmez ama içinde onu saklıyor küçücük bir tohum. Onun gibi işte o küçük hareket, küçük eylemler, küçük dokunuşlar büyük etki ediyor. Şeyi hiç unutmuyorum. Bunu özellikle söyleyeceğim. Küçük dokunuş deyince bazı olaylar vardır bizim döngü, döngümüzü kırar. Biz hayatımızın belli dönemlerdeki belli şeyleri unutmayız. Şimdi hocalarımızı da yad ettik ya. Dikkat edin mesela çocuklarımızla hep böyle unutamayacağı anılar verin. Unutamayacağı anılar. Çocuk böyle düşündüğünde mesela kendini düşün çocukluğunu. Çocukluğuna dön bakalım güzel neleri hatırlıyorsun. Hatırlamıyor musun? Çocuğun da hatırlamayacak. O zaman ne olmasını istersin? Çocuğuna yap hatırlasın. Hepsini fotoğraf fotoğraf hatırlasın. Fotoğraf çekerek değil. Fotoğraf çekmek bile hafızayı yorar. Ya, yani yok eder zaten. Anlam yok, his yok. Yani çocuk hep şunu yani şey gibi dönüm noktası olarak mesela hiç es geçmeyelim. Bazen bir çocuğa şey diyorsun. Bana mesela ne yaptı? İçki içen alkollü adam. Ben çok hüzünlüyken gelip benden dua isteyip benim hafızlığıma hürmet etmesi, benim hafızlık noktasında motivasyon döngümse çok enteresan değil mi? Ne alaka ya? Benim hafızlığıma vesile olan işte devam etmesi olan sarhoş bir adamdı. Tuhaf. Hani işte o yüzden diyorum bak o kişi Allah rahmet eylesin farkında bile değil bende neye tesir ediyor. Bir şeye dokunuyor bende. Küçük mü sence hocam? O yüzden hiçbir şey küçük demeyelim. Çok büyük kırılmalara veya çok büyük ayrımlara yol açıyorlar. Mesela bu bu tarz bir problem yaşayan bir anne baba düşünelim. Mesela çocuğu çağırıp mesela şunu dese. Nasıl müthiş bir şey. Başkalarının çocuğuna bunu derler belki ama insan kendi çocuğu oldu mu? ve en doğal halini gördüğü için ne bileyim işte affedersiniz e, defi hacet meselesini görüyor, işte çocuğun özel hallerini görüyor vesaire. Orada bir çocuğun normalleşme süreci belki olduğu için yani çocuğu çağırıp evladım kursa gidiyorsun hafızlıkla kursun. ne olur annene dua et olur mu? Benim için dua et. Babası, senin duan makbuldür. dua makbuldur Ne kadar muhteşem bir şey. Hocam çocuk zaten hürmet görse sıkıntı kalkacak. Evet. Evde hürmet görmüyor. Çocuk sanki baba hafızdan daha hafızmış gibi hafızı olan çocuğa şöyle davranıyor. Ne yaptın lan ders çalıştın mı? Bak karşında hafız var hadi. Sen diyordun ya hafız olsun. Niye? Hafızlık şerefli hocam. Böyle davranıyor. Hani şunu yaptın mı bir kere? Hani hafızsın oğlum. Hani şunu bir kere yap bakayım ne oluyor? İşler değişiyor mu değişmiyor mu? Çok güzel örnek Allah razı olsun hocam. Hürmeti hak ediyor çocuklar. Allah Celle istifadesini halk etsin diyelim. Teşekkür ederim. Allah'ım en güzel şekilde dinleyip sonra hayatımızda en uygun yerlere bu anlatılanları yerleştirebilme cümlemize nasip tamam. etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.